Bugün benim doğum günüm ve flamingo tekne turuna gideceğiz. Evet, hazırlandım. Gidiyoruz. Evet, yoruldum bakıyorum da. Evet, çok yoruldum. Biraz dinlenelim dedik. Biraz dinlenelim, devam edelim. Tetiğim de şeker oldu. Evet, şimdi balıkçı barınağına doğru ilerliyoruz. Evet, tekne turuna geldik. Böyle işaret koymuşlar. Ay, annemin kedilerle imtihanı. Canım. Ne yapıyorsun? Pis ışık. Ya bak bak, görüyor musun? Patilere bak. Bak bak, kuyruğa bak. Bak bak bak, hareketlere bak. Hareket yapıyor. Poz veriyor sana. Çek beni de poz veriyor. Burası böyle bayağı güzel. Şöyle şuralara çöp kutusu yapmışlar. Buralarda oturuluyor. Böyle şimdi biz tekne turu için şurada bekleyeceğiz. Böyle. Annem de orada bir sigara buldu kendine. Oturduğu yerden. Kent sigarası buldu. Kafasına göre yakın. Çiçeğim nasıl? Böyle kuş gözlemcisi bize burayı anlatacak. Evet, evet. Evet, başlayalım o zaman. Kuş gözlemcisi. Burada yeşilde gördüğümüz haritada yeşilde işaretlenmiş alan Kediz Deltası'nın sınırlarını oluşturuyor. Ama öncesinde bir deltalar nasıl oluşuyor ondan bahsedeyim. Deltalar kısaca şu şekilde oluşuyor. Akarsular dağdan doğduktan sonra akmaya başladıklarında aktıkları yatak boyunca topladıkları mineralleri, organik materyalleri, alüvyolları bu şekilde denize dökülmeden önce deniz kenarında yığmasıyla oluşan doğal sulak alanlara biz delta ismini veriyoruz. Delta ismi şeyden geliyor, Yunanca 4. harf olan delta'dan geliyor. Rivayete göre, kaynaklara göre işte Yunanlı tüccarların bu Afrika'daki Nil Nehri'ne, Nil Deltalarına gittiklerini orada denize dökülen yerlerde böyle üçgen üçgen alanları görmüşler, kara parçalarını. O yüzden bunlara delta ismini vermişler. Delta ismi oradan geliyor. Gediz Deltası da ismini Gediz Nehri'nden alıyor. Gediz Nehri'miz de Kütahya'nın Murat Dağı'ndan doğup Uşak ve Manisa il sınırlarını geçerek günümüzde şu an İzmir'in kuzeyinden Foça tepelerinden denize dökülüyor. Ancak sadece buradan dökülmeyle bu kadar büyük bir delta oluşturamaz. Gediz Deltası'nın yaşı yaklaşık 2 milyon yıl. Bu süreç içerisinde Gediz Nehri bu alan içerisinde 7 defa yatak değiştiriyor. Şu gördüğünüz alanlar, nehir yatakları, bunlar Gediz Nehri'nin binlerce yıl önce eskiden denize boşaldığı alanlardan bazıları. Bu şekilde yelpaze şeklinde büyük bir delta karşımıza çıkıyor. Delta, Batı Anadolu'nun en büyük deltası, Gediz Deltası ve Türkiye'nin de 4. büyük deltası yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümü de 40 bin hektar. Futbol sahasına eşitlersek 56 bin futbol sahasına denk geliyor. O kadar büyük bir alandan bahsediyoruz Gediz Deltası'nda. Kuş türlerine bakarsak Gediz Deltası'ndaki bu zamana kadar Türkiye'de işte farklı araştırmacılar, kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar tarafından 497 farklı kuş türü kayıt altına alındı. Bu 497 kuş türünden de 300'ünü biz Gediz Deltası'nda kaydedebildik. Geçmişten beri gelen kayıtlarla birlikte 300 farklı kuş türü Gediz Deltası'nda kayıt altına alındı. Yani Türkiye'deki kuş türlerinin %50'den fazlasını delta'da görme imkanımız var. Bunun temel sebebi şu, delta içerisinde de farklı kuş türlerine hitap edebilecek farklı yaşam alanları var. Habitat adını verdiğimiz. Biz bugün şuradayız. Buradaki kıyı bataklıklarını ziyaret edeceğiz. Şuradan da göstereyim. Rotamız şu şekilde, şu kırmızı hattı takip edeceğiz. Şuradan çıkıp tekrar bulunduğumuz alana geleceğiz. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yolculuk.
Gideceğimiz su derinliği çoğunlukla 40-50 santim olacak. Onu zaten göreceksiniz. Sığ olmasının önemi şu. Orada kuş çeşitliliği çok fazla. Çünkü güneş ışınları dibe kadar ulaşabildiği için alglerin ürettiği organik materyal fazla oluyor ve besin miktarı çok oluyor ve kuşlar da sığ olduğu için besine ulaşabiliyor. Onunla ilgili de... Denizde balıkçılar değil mi? Evet, şöyle bir çizim var, bakın. Evet. Karadan itibaren derinleştikçe her bir ufacık derinleşmede kuş türü sayısı değişiyor. Yani çeşitleniyor. Herkesin belli bir derinlikte besine ulaşma durumu var. Ama daha da derinlere gittiğinizde bu sefer kuşlar artık besine ulaşamıyor oluyor. O yüzden aslında bataklıklar ne kadar bizim hafızamızı biraz kötü yerleşse de aslında biyolojik çeşitlilik için kıyı bataklıkları oldukça önemli. Zaten evet. Birazdan gittiğimizde de canlı canlı göreceksiniz. Hatta oradaki çamurdan da her kuşun kendi gaga yapısına göre çamurdan aldığı besinle farklılık gösteriyor. Bakın. Bu iki çizim oldukça bunları evet. Güzel anlatıyor. Daha sonra bu kıyı bataklıklarından karaya doğru gittiğimizde bizi tuzcul çayırlar karşılıyor. Burası da kışın biriken yağmur sularıyla işte su kuşlarına beslenme imkanı veriyor. Göç dönemi geldiğinde işte göç eden kuşlar burada duraklayıp beslenip dinlenip göç yolculuklarına devam edebiliyor. Aynı zamanda yazın kuruduğunda da işte Afrika'dan gelen kuşlar da yere yuva kuran kuşlar buradaki toprakta yuvalarını kurabiliyorlar. Bu şekilde yıl boyunca oradaki kuş türü çeşitli değişiyor ve aslında kuruması oradaki işlerin yetinmiyor. Diğer kuşlara da yuva olmuş oluyor. Biraz daha böyle geldiğimizde şu dikdörtgen gördüğünüz alanlar birer tuz tavası. Gediz Deltası'nda bir tuzla var. Evet, burada tuz üretimi gerçekleştiriliyor. Hatta aracınız varsa siz buraya kadar ulaşabiliyorsunuz. Annem çok yolda sever kuşları değil mi? Tuz gölü vardı. Arabanızla geçebiliyorsunuz ve tuz tavalarını yapabiliyorsunuz. Evet, Sasal tarafı. Sasal'ın ilerisinde. Ben de buradan geçip şuradaki ziyaretçi merkezimizde çay kahve molası verip orada gün batımını bile izleyebiliyorsunuz. Oldukça doğal bir alan orası da. Bu tuzlalar yapay alanlar, doğal değiller. Ama kuş çeşitliliğini ve kuşların beslenmesi, üremesini destekleyen alanlar. Hatta birçok çalışmada bu yok olan doğal alanlara karşılık alternatif olarak gösteriliyor tuzlara. Hem biyoçeşitliği desterken hem de sosyoekonomik katkısı da oluyor. Biraz daha böyle geldiğimizde burada Oma dalyanını görüyorsunuz. Dalyanlar lagün diye de duyarsınız. Şurayı tarif eder. Eğer denizi bir setreyle ayırırsanız ve deniz suyuyla karadan gelen tatlı suyu karışımını sağlarsanız burası acı su karakterinde bir yer oluyor. Buraya lagün adı veriliyor. Eğer burada balıkçılık yapıyorsanız ismi dalyan oluyor. Evet. Aslında ikisi de aynı yer. Çünkü balıklar olumsuz deniz koşullarında buraya saklanabiliyorlar. Yumurtalarını bırakabiliyorlar ve balık yavruları da çok güvenli bir şekilde burada büyüyebiliyor. Tabi balık çeşitliliği burada çok olunca balık yiyen kuşlar da buraya geliyor. Tepeli pelikanı biliyoruz. Deltanın da en iri kuşlarında bir tanesi. Onlar da mesela hem burada beslenir hem de dalyanın içinde 3 tane ada var. Orada da yuvalarını kuruyorlar. Bu şekilde dalyanlar da kuş türlerinin desteklemiş oluyor. Burada da üst tepeler dediğimiz arka arkaya dizilmiş güneyden kuzeye doğru 3 tane tepe var. Aslında bunlar binlerce yıl önce bir ada. Burada hatta antik kentler kurulmuş. Çünkü İzmir Körfezi'nin girişini çok iyi gördüğü için hatta kaynaklara göre işte Urla'daki Krizomenai antik kenti ile Alade'ki Kime'ydi galiba. Onlar burayı kapmak için birbirleriyle yarış da yapmışlar. O yüzden burası arkeoloji sit alanı olarak korunuyor. Ama çok büyük bir kalıntı yok. Ama işte bahsettiğim Gediz Nehri bu alüvyonları getirdikçe, binlerce yıl burayı doldurdukça bunlar ada olmakta çıkıp tepelik haline geliyor. Ve burada aslında minyatür bir dağ habitatı oluşturuyor. O da bize şunu sağlıyor. Normalde sulak alanlarda görülmeyen kaya sıvacısı gibi, tavşancın kartalı gibi ya da kuzgun gibi ya da diğer ötleyen türleri gibi kuş türlerini buraya getiriyor Gediz Deltası'na ve buradaki kuş türü çeşitliliği artmış oluyor. Yani 300'e o yüzden çıkıyor aslında. Biraz daha geriye gittiğimizde artık tamamen tatlı suyun bulunduğu sazlıklarla kaplı bir alan var.
Burada da kuğu başta olmak üzere diğer sazlıklarda yuva kuran kuş türleri yuvalarını kurabiliyor. Hem de tatlı suya bağımlı olan kuş türleri de burada beslenme ve barınmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu şekilde delta içerisindeki farklı yaşam alanları hem burayı doğal miras haline getiriyor hem de biz İzmirliler olarak şehrin yanı başında böyle bir doğal zenginliği bizi karşılamış oluyor. Bu şekilde biyolojik zenginlik, kuş türü çeşitliliği vesairesi oldukça yüksek delta'nın. Tabii bu 300 kuş türünü aynı anda delta'da göremiyoruz. Bir de kuşların göç durumları var. Turumuza ismini veren flamingo yıl boyu burada. Buraya ne zaman gelseniz flamingoyu görürsünüz. Çünkü delta flamingo için çok önemli. Flamingo da delta için çok önemli. Çünkü dünya üzerinde 6 farklı flamingo türü yaşıyor. Bunların 4 tanesi Güney Amerika'da, bir tanesi Afrika'da, bir tanesi de bu bizim flamingo çoğunlukla Akdeniz ülkelerinde dağılış gösteriyor. Bu flamingonun dünya popülasyonunun %10'u Gediz Deltası'nda yaşıyor. Yaklaşık 600 bin nüfusu var dünya çapında. 60 bine kadar çıkabiliyorlar burada Gediz Deltası'nda. Yani dünyadaki her 10 flamingodan bir tanesi burada yaşıyor. Ve bir de şöyle de bir önemi var Gediz Deltası'nın. Türkiye'de de sadece 2 yerde kuluçkaya yatabiliyorlar. Bir tanesi Tuz Gölü İç Anadolu'daki, bir tanesi de Gediz Deltası. Başka herhangi bir yerde yuvalama yok. O yüzden flamingolar buranın bayrak türü dediğimiz türlerden, öncü türlerinden bir tanesi. Yıl boyu buradalar. Şu yukarıda gördüğünüz 3 tane kuş türü, alttakiler Sumruk, üstteki de Akdeniz martısı. Onlar da buranın turist türlerinden. Kışın Afrika'da bulunuyorlar. Bu Mart ve Nisan aylarında bu bahsettiğim kıyı bataklıklarında üremek için buraya geliyorlar. Yuvalarını kuruyorlar burada, yavrularını büyütüyorlar ve sonbahar geldiğinde tekrar kışlamak için Afrika'ya iniyor. Bunun tam tersine işte ördek türleri, kervan çulluğu türleri, diğer böyle daha soğuk iklimlerin türleri de kışın buraya geliyor. Onlar da bahar geldiğinde kuzeydeki tundra iklimine yuva kurmak için gidiyorlar. Onlar da orada yavrularını büyütüyorlar ve oraya olumsuz kış koşulları geldiğinde tekrar kışlamak için Gediz Deltası'na iniyorlar. Bir de şöyle kuş türleri var. Örneğin dövüşken kuş diye bir kuş var. Erkekleri gerçekten kavga ediyorlar birbirleriyle. Eşlerini tavlamak için. Onlar da mesela Afrika'dan çıkıyorlar. Gediz Deltası onların göç rotaları üzerinde. Burada 3-5 gün, 1 hafta besleniyorlar, dinleniyorlar ve göç yolculuklarına devam ediyorlar. Biraz otel niyetini kullanıyorlar Gediz Deltası'na. Bu şekilde yıl boyunca her dönemde farklı kuş türleri burayı farklı habitatlarda farklı amaçlar için kullanıyor. Bu şekilde deltalar dinamik akışkan sistemler aslında. Tabii kuşları hep gözümüzde hep önünde oldukları için hep kuşlardan bahsediyoruz ama burada kuşların olması aslında diğer canlıların olduğunu da gösteriyor bize. İşte omurgasız karideslerden tutun da balıklara, balıklardan kurbağalara, kurbağalardan tilki, çakal, yaban domuzu gibi büyük memeli hayvanlara kadar hepsi deltanın içinde birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Aslında kuşlar bize gösterge oluyor. Evet. Göz önünde oldukları için aslında. Bir de biyolojik zenginliğin yanında sosyoekonomik katkıları da var. Burada tuz üretimi gerçekleştiriyor dedim. Burada yılda yaklaşık 800 bin tona kadar tuz üretiliyor Gediz Deltası'nda. Ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının %30'u Gediz Deltası'ndan karşılanıyor. O kadar büyük bir oran. Tabii bu üretilen tuzun da küçük bir miktarı sofralarımıza geliyor. Büyük bir kısmı da sanayide kullanılıyor. Bu işte deterjanların yapımında ve PVC kapı pencerelerinin, kuşakabilerinin yapımında tuz kullanılıyor. Maden olarak kullanılıyor. Dalyanlarda ve kıyılarda geleneksel yöntemlerle kıyı balıkçılığı yapılıyor. Burada kayıklarıyla açılan balıkçılar böyle oradaki balıkların yaşam alanını bozmadan avlandıkları av gereçleri var. İşte kargıl ağı, pinter ya da serpme ağı dediğimiz sadece ihtiyacı kadar balığı buradan avlıyor ve çok küçük balıkları avlamadan, onların büyümesine izin vererek buradaki yaşam alanını bozmadan buradaki balıkçılığı sürdürülebilmiş şekilde devam ettirebiliyorlar aslında. Bir de şu kuzey bölgede tabii ki Gediz Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla verimli tarım arazileri de var. Burada işte ayçiçeği gibi, pamuk gibi, işte domates gibi farklı tarım ürünleri yetiştirerek mısır var mı? Mısır da var. Mısır var. Zeytin yoktur herhalde değil mi? Şeftali gibi meyve bahçeleri var. Zeytinler gördüm. Zeytin. Biraz daha az şey ya. Da
farklı tarım ürünleri var ama tabii günümüzde artan susuzluk sebebiyle tabii buradaki tarım deseninde yavaş yavaş değişiyor. Evet. Örneğin 80'li yıllara kadar çeltikçilik varken burada o susuzluk her geçen gün arttığı için yavaş yavaş böyle su istemeyen tarım ürünlerine doğru dönmeye başladı. Hatta etrafta bizim de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı peyzajları fark ederseniz karabaş otları, zakkumlar, zeytin ağaçları ve sakız çalılarını görürsünüz. Bunlar Akdeniz bölgesinin makili çok su istemeyen... Evet, karabaş değil mi? Şu mor olan. Karabaş. Çok azaltmış oluyoruz. Hem de peyzajda devam etmiş oluyor. O yüzden bunlar buraya örnek olarak başladı. Evet. Şehirde evet, karabaş otu. Çalışıyoruz. Tabi karabaş otları aynı zamanda arılar ve diğer böcekler için de iyi bir tozlaştırıcı. Evet. O yüzden önemli. Bir de Delta'da ılgın var. Ilgın da öyle. Mart ayında çiçek açıp Eylül'e kadar çiçekleniyor. O da böyle arılar ve böcekler için iyi bir tozlaştırıcı. Hem de tuza ve kuraklığa karşı çok dayanıklı bir bitki türü. Orada pardon bir şey sorabilir miyim? O kaya tuzu sıkıcı bölüm var mı? Orada yok ama bu marka olarak söyleyeyim. Billur turu da, Billur turu galiba. Buradan çıkan Billur mu? Marka olması lazım. Sofralarımızdaki yani. Evet, evet, evet. Dediğim gibi yaklaşık %7'si falan sofralara geliyor burada üretilen tuzu. Evet. Çok iyi oldu bunu bilmemiz. Tura başlıyor muyuz? Tura başlayacak mıyız? Evet. Daha fazla uzatmayayım. Dert bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa teknede... 15 dakikadır çekiyorum. Görebilecek miyiz yani bu düşünce? Yavrular daha çıkmadı. Daha yeni yuva kurmaya başladı kuş türleri. Evet. Ama böyle 1,5 ay sonra geldiğinizde... Bir günlüğün yuvalarda bu turlar devam edecek mi? Tabii. Turlar pazartesi hariç her gün var. Evet, biniyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Şuradan nasıl sıkılır mı? Oturmak için yer gibi de o yüzden şaşırdım. Basın basın oraya, basın basın. Şöyle mi geçsek? Şöyle geçelim. Fotoğraf falan çekeceğiz. Evet, bindik. Gidiyoruz. Şöyle bize dürbün de verdiler. Gözlem yapabilmek için. Güzelmiş o ya. Tepeyi hemen dibimizde. Onlar şeyler, balıkçıları çok seviyorlar. Daha balıklarını bayağı yiyorlar. Ağzını tutulmuş diye. Onlardan vergi alıyorlar biz. Dansı yaptıklarından bahsediyor. Yaklaşık bir yatıyor. Bir 35 metre kurtulmuş.
yapıyorlardı falan. Makta gibi görünüyor. O gösterdiğim Artemi'yi suyu ve çamuru filtrederek besleniyor. O taraf yapılarıyla. Ama flamingo tabii o Artemi'yle beslendikçe karidesle onun üremesini de sağlıyor. O şekilde. Artemi'nin yumurtası çok sert. Güneş batıyor. Evet. Açılmıyor. Yani bireye... Evet, uzunlar erkek, kısalar dişi oluyormuş. Ay yaklaştık, geldik. Bak bak gidiyor anne. Gidişe bak. Çok güzeller ya. Çok iyi. Ay yakından görmek çok güzelmiş. Ay Simge şuraya şu taş tarafa bak, çok güzel büyük. Ben görüyorum. Dürbünle bakıyorum sen ya. Ben görmüyor musun? Onların içinde 3 tane büyük. Ha şurayı diyor. Çok büyükler. Onlar da arkadaşım gibi oldu. Ay çok güzel. Çok güzeller ya. Dilini anlıyor biliyor musun? Ay ne kadar güzel. Aşkım şuraya bak. Su seviyesi çok düşük. 40-50 santim falan. Görülüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle belki su seviyesini daha net görebilirsiniz. Ay çok güzel. İki tanesi yan yana uçuyor sanki. O leylek mi yoksa? Yanlış mı gördüm? Yanlış, evet. Leylek galiba o. Anne değil mi? Çok kuş var. Çok güzeller ya. Ay çok güzeller. Genelde uzaktan onlar yapıyoruz. Çünkü o 1 kilometreye kadar gösterebiliyor rahatlıkla. Bence otobüste biz inemiyoruz. Onlar gelip duruyor. Yok, otobüste var diye ben diye tabi. Halka açık o da. Ama tabii o şey hava şartlarından uzun süredir yapamadık onu. Spotları çekmek istiyorsanız şimdi önümüzde besleniyorlar. Sol tarafındakiler. Işık da düzgün olur. Allah'ım çok güzeller ya. Çekiyorum. Bunlar çok yakında. Çok güzeller. Çok güzel. Ay dibine kadar girdik. Bak biri dişi biri erkek. Ayakları siyah değil. Görünüyor. Şey çamurdan öyle. Belli oluyor değil mi? Evet belli oluyor artık. Öğrendik yani. Eşleriyle birlikte yürüyorlar sanırım. Bak şu zayıf olan dişi herhalde. Ne kadar güzel. Uzun boylular erkekmiş. Çok tatlılar bak. Rahatsız oluyorlar demek ki. Tüyleri kabardı bir tanesi. Tek ayak üstünde niye duruyorlar? Nasıl biz başımızdan boynumuzdan ısı kaybediyoruz? Hı-hı. Onları da bacaklarından ayarlıyorlar ısı dengelerini. Kılcal damar yoğunlukları orada. Yani uyurken işte bir bacaklarını çekip o enerji kaybını önlemiş oluyorlar. Peki spesifik bir bacağı vakıfları var mı? Yok. Sesler. Çünkü kuşların şöyle bir avantajı var. Akciğerlerinde ekstra hava keseleri var. Şimdi vücutlarında ter bezleri olmadığı için ne kadar neymiş bacakları ya. Çubuk bırakıyor.
Beyazlarda küçük akbalık çıkıyor. Şurada çok var. Kafasının arkasında bir tane püsküvi tüyü çıkar. O da balık tırmanıyor değil mi? Evet evet balık var. Balık var. Sıraketle balık var. Balık var. Aa bak şurada da var. Oraya da evet, gideceğiz. Evet evet artık yani sahil boyunca flamingo olacak ama su derinliği çok az olduğu için çekilme var çok biraz. Çok iyi. Çok dibinden geçemiyoruz her zaman. Çok güzel burası. Bunlar bak şimdi dibinden geçeceğiz. Evet. Sürücüler. Evet. Sürerken de öyle ve beslenirken de öyle. Çok var. En büyük düşmanları ne peki? En büyük düşmanları tilkilerle çakallar. Ya. Evet. O yüzden çok böyle kıyıya çıkmazlar karaya. Ay, yoksa şahin falan avlayamıyor. Bir sürü var orada. Ne kadar çok. Saldırma özellikleri yok mu? Yok hiç yok. Yani yakalasanız yani sevdirirler kendini. Yani işte, ben öyle tahmin etmemiştim. Bazen muhabbet kuşu oluyorsa o bir dövüyor, dayak atıyor seni yani. Şimdi binaları görüyorum ve yapay bir gölmüş gibi geliyor bana burası. Şu beton armaları olmasa daha güzel olacak. Onun için hep bir deriye bakalım. Gerçekten. Evet. Deriye baksanız şey, bina. Ya. Bir daha kalmış. Bir yandan tabii zamanda binalar evet. Delta'nın içine doğru gelmiş. Normalde ben size anlatım yaptığım yerde Delta. Evet. Orası işte...
dalmışlar. Bir yerden... Motorun yaptığı dalmış. Çayımızı içeceğiz. Çok güzel bir gündü ya. Ayrıca teknede bir kız daha vardı. O da benim gibi 1 Nisan'da doğmuş. İkimizin de doğum gününü kutladılar. Tam böyle tekneden inerken çok güzeldi. Evet, çayımızı koyduk sıcak sıcak. Şimdi böyle manzaramız efsane. Alışmışlar, balık yemeye alıştıkları için verdiğimiz poğaçayı yemediler bunlar. Bunlar ikisi bunlar. Terbiyesizler. Poğaça gitti bak, görüyor musun? Neyse kuşlar yer belki. Şöyle çayımız. Ben de çayımı soğutmadan şuradan yaptığım poğaçalardan mis gibi yumuşamış poğaçalarla uğraştım. Çok güzel. İçinde ıspanaklı peynir var. Bunlardan yiyeceğim. Bunlar da yemiyor. Bunlar balık yiyor. Bir de şu yandan çekeyim. Alacağım. Yalnız peçeteyle tutayım. Belki elim şeydir ya. O zaman böyle aç. Farklı olduğunun da farkında mısın? Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim.